Doların artmasıyla beraber piyasadaki dalgalanma gıdaya da vurdu. Gıdaya gelen zaman esnaf ve halk ne diyor? Gelin bakalım. Yani biz burada müşteriye karşı da gerçekten çok mahcubuz. Peki sizce bunun sebebi ne? Yani biz de bilmiyoruz. Yani dolara mı bağlıyorlar, neye bağlıyorlar? Gidiyoruz toptancıya, toptancı hem peşin paraya dönüşmüş. Peşin paran varsa gel mal al götür dükkanda sat diye. Hem de ürünler çok pahalı olmuş. Bugün bir litre mazot 2 katı oldu, benzin 2 katı oldu. Yani bu dolara mı bağladılar, neye bağladılar biz de anlamadık. Gıda ürünlerinde zamlar devam ediyor. Esnaf gün geçtikçe artan fiyatlara yetişemediğini, satışlarının durduğunu dile getiriyor. Asgari ücrete geçinen birisi zaten burada alım gücü belli. 1 kilo yerine yarım kilo alıyor. Yani yapacak bir şey yok. Memnun musunuz bunlardan peki? Tabii memnun değiliz. Ya bu zamlardan hiç memnun değiliz. Verilen asgari ücret belli. Geçen sene aldığınız gramajlarla bu sene aldığınız gramajlar aynı mı? Değil. Aynı değil. Yani fiyatlarla da oynayalım. Zamlara zam vermiyordu zaten. Yani insanın alım gücü de yok. Adam 1 kilo alacağı yere yarım kilo alıyor. Yarım kilo alacağı yere 20 gram alıyor. 100 gram alıyor. Yani ülkemiz çok şey durumda yani. Kötü bir duruma gidiyor. Vatandaşlarsa alım gücünde zorluk çektiğini, aldıkları ürünlerin gramajlarını küçültmek zorunda kaldığını ifade etti. Yani buğday fiyatları çok aşırı yani bu şekilde. Aslında bu kadar zam olmaması lazım. Yani diyelim ki %30 zam oldu ama bunlar %100, %200 zam yaptılar. Bu zamların geri çekilmesi lazım. Yani milletin alım gücü yok. Diyelim enflasyon %20, %30 diye açıklanıyor ama %300 olmuş. Ona göre de bir asgari ücretin dengelenmesi lazım.